AK Parti ve MHP'de görevden alınmalar gündemde. Samsun siyaseti oldukça hareketli günlerini yaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta görevden ihraç sebebiyle disipline sevk edildi. AK Parti Samsun ilçe başkanının ardından ise il yönetiminde istifası istendi. Samsun halkı bununla ilgili ne düşünüyor? Hep birlikte bakalım. İyi oldu. Yani ikisi de ukalalık yapmıştı. Hı hı. Hani AK Parti MHP şeyine İttifakına uymuyordu. Hı hı. İyi oldu. Valla ben siyasette pek ilgilenmiyorum ama hani iyi mi olduk mi kötü mü oldum onu zaman gösterecek bize. Seçimlerden sonra bakacağız duruma göre. Yani diyebileceğim başka bir şey yok. Hiç hoş olmadı. Çok üzüldük. Keşke anlaşabilselerdi. Daha güzel olsaydı her şey diyebilirim. Ortak yol bulduk. Tabii. Ona çok ihtiyacımız var. Çok ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Çok ihtiyacımız var. Ortak yol bulmalılar. Kesinlikle. Yeğenim ne dese yalan olur. Biz sıradan bir seçmeniz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Ne diyelim her iki tarafta üzerine düşeni mi yaptı yoksa başka hesaplar mı var bilemiyoruz. Sonuçta bir ittifak var. Genel başkanlar seçilmiş insanlar. Haliyle de onların verdiği göreve herkes riayet etmek zorunda. Olmadı, görevden almalar oldu. O da onların takdiri. Şimdi biz yorum yapsak kulaktan dolma bilgilerle yorum yaparız, insanları yanıltırız. Valla aralarında mutlaka özel bir husumet olmuş olabilir veya anlaşamadıkları konular olmuş olabilir. Bunları kamuoyuyla paylaşmadıkları için yorum yapmak yanlış olur. Neden gittiler? Yaşa takılanlardan gittiler değil mi? Yaşa takılanlar önce evet dediler, sonra hayır dediler. Evet diyenleri kapıya koydular. Bu millete az bile yapıyorlar. İttifak sağlayamadılar değil, ittifak sağlandı. Buradakiler ittifaka karşı muhalefet davrandıkları için ben genel merkezin iyi yaptığını düşünüyorum. MHP'nin yaptığı görevden alımlar bence hata. Çünkü MHP taban AK Parti ile yapılan ittifaka pek yanlı değil ve tabanının karşı olduğu bir şeyi eleştiren partileri görevden alıyorlar. Yani bence tabii nasıl bir politika izlediklerini bilmiyorum ama eğer bir altında farklı bir amaçları yoksa bence yanlış bir şey yaptıkları. Yani bugünlerini kurtarmak için kötü günlerinde de yanında olacak insanları kendi partilerinden dışarı çıkartıyorlar. Şimdi ben doğru bulmuyorum. Neden? Doğru bulmuyorum. Çünkü bir bazılarının çıkarları oluyor tahmin ediyorum ben. Bu yüzden görevden almaları oluyor. Neden peki? Alınmasın ya, Samsun'dan söz hakkı konuşan adam alınacak mı görevden yani? Ben tasvip etmiyorum alınmasını.